İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hepiniz. Bugünkü sohbetimizin konusu hat sanatımızda yeni açılımlar ve yeni gelişmelerin değerlendirilmesi olacak. Hat sanatı dediğimiz zaman malumunuz klasik anlayışla başlayıp süre gelen, uzun yıllar aynı şekilde süre gelmiş. Fakat son yüzyılda ve özellikle de son yıllarda, son 10, 20 yılda, 30 yılda bir takım farklı yorumlamalar, bir takım farklı açılımlarla kapsamını genişleten veya genişletmeye zorlayan bir sanat dalıyla karşı karşıyayız. Bu konuda bazı düşünceler var. Onlar üzerinde duracağız. Onları açıklamaya çalışacağız. Hat sanatı bilindiği üzere bir yazı sanatı. Yani Batı yazı sanatını kaligrafi olarak değerlendiriyoruz ama İslam yazısı olan Arap harfleriyle yapılan sanata malumunuz hat sanatı deniyor. Hat sanatının yüzyıllardan beri süregelen bir geleneği mevcut. Bu gelenek harflerin anatomisinin oturmuşluğu, bu anatomik yapının sabitlenmesi ve yazılan metinlerin rahat bir biçimde okunabilme özelliğine dayanıyor. Genelde son 200 yıla gelinceye kadar hat sanatı bir kitap sanatı olarak isimlendirilmiş. Yani kitap yazımında kullanılmış. Başta dini eserler, Kur'an-ı Kerim olmak üzere din dışı eserlerde de var. Genel olarak kitap sanatları ve kitap yazısı olarak değerlendirilmiş. Çok az bir zaman zarfında dış cephelerde ve binaların iç cephelerinde de kullanılmış bir süs unsuru olarak kitabın dışında kullanılmış ama %80-90 itibariyle hat sanatı bir kitap sanatı olarak değerlendirilmiş. Fakat son 200 yıla baktığımız zaman bunun yavaş yavaş daha geniş bir kapsama ulaştığını ve dolayısıyla kitapla birlikte dekoratif amaçlı dış ve iç mekanlarda kullanılan bir sanat, görsel bir sanat haline geldiğini görüyoruz. Özellikle levha geleneği, yani batıdaki resim sanatının duvara asılmış veya duvar üzerine yapılan resim geleneğine benzer bir tarzda hat sanatının da bu şekle açılımını görmüş oluyoruz. Bu şekle dönüştüğünü görüyoruz. Bu şekilde dönüştükten sonra hat sanatında bir takım gelişmeler ve bu gelişmenin paralelinde değişime şahit oluyoruz. Bu noktalarda bazı fikirler var. Şimdi öncelikle hat sanatı tabii klasik bir geleneğin, klasik bir sanatın en başta bizim Osmanlı Türk kültüründe görsel sanatlar içerisinde mimariden sonra en ağır ve geniş bir platformu teşkil ettiğini görüyoruz. Harfler anatomik olarak belirli forma ulaşmış, belirli form güzelliğine ulaşmış ve bunlar adeta sabitlenmiş. Hattat kendi kalemiyle, yazdığı kalemle bütün harf anatomilerini noktalamış. Yani anatomi en ince detaylarına kadar incelenmiş, ayrıntılarına kadar tespit edilmiş ve bu ayrıntılar bu şekilde sürdürülmüş. Tabii harflerin tek başlarına anatomik değerde olması, kompozisyon oluşturup bir tekst haline dönüşmediği sürece bir harf tek başına yazı sayılmıyor. Gerek bizde gerekse bütün dünya yazı sistemlerinde tek başına bir harf yazı olmaktan uzak. Çünkü herhangi bir şeyi ifade etmiyor. Harfler yan yana geldiği zaman bir anlamlı metni oluşturmaya başladıkları zaman ancak yazı olgusunu görüyoruz. Harflerin yan yana gelmesiyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Kompozisyon sorunu. Yani harfler birbirlerine ne şekilde yaklaşacaklar, ne şekilde kelimeler, metinler oluşacak ve bunların belirli bir düzeni var mı yok mu, bu konuda sorunlar, problemler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte kompozisyon fikri ve kompozisyon geleneğiyle birlikte
harfler sanatlaşmaya başlıyor. Yani bir yazı sanatından, bir tipografi sanatından, bir kaligrafi sanatından bahsetmeye başlıyoruz ancak ondan sonra. Harflerin yan yana dizilmesi, kelimeleri ve satırları oluşturduğu gibi satırların alt alta dizilmesi metinleri, tekstleri oluşturuyor. Ve böylece yazı ortaya çıkmış oluyor. Şimdi yazının ortaya çıkmasıyla birlikte kompozisyon ve kompozisyonun çeşitlenmeleri söz konusu. Tek başına bir satır halinde yazılmış bir yazı, klasik anlamda bir katibin ortaya koyduğu bir yazı geleneği oluyor. Katipler oturup ellerindeki metini çoğaltıyorlar. Yani matbaanın icadından önce, 1450'den önce bütün dünyada kitapların, bilgilerin çoğaltılması, kitapların, çeşitli kodekslerin çoğaltılması katiplerin eliyle oluyordu. Bu katiplerin içerisinde bu işi güzel yazanlara hattat, kaligrafi ustası, tipografi ustası vesaire gibi. Tipografi tabiri tabii matbaanın icadından sonra daha çok kullanılıyor. Kaligrafi ve yazı ustası olarak isimlendiriliyordu. Daha sonra matbaanın icadından sonra bir tipografik sistem, bir tipografi kelimesi doğdu. Yazıların, harflerin basılabilme özelliğinden dolayı. Yani print edilebilme, çoğaltılma özelliğinden dolayı. İslam kültüründe bu harflerin yan yana getirilmesi, hat sanatında harflerin yan yana getirilmesiyle tipografi daha çok sanatçıların elinde bir hat sanatı olarak gelişimini sürdürdü. 19. yüzyıldan itibaren de levha geleneği ortaya çıktı. Yani artık yazılar bir levha şeklinde, bir kompozisyon şeklinde duvarlara asılabilecek süs unsuru olmaya başladı. Ondan önce daha çok kitap yazma geleneği şeklindeydi. Orada da tabii kolay ve güzel okuyabilme, rahat okuyabilme, gözü yormama ve akışkan bir yazı sistemi bulabilme kaygısı vardı ki işte Yakut el-Müstasimi Nesih Yazı'daki devriminden sonra işte bizde Şeyh Hamdullah ekolünün ortaya çıkması, ondan sonra 200 yıl zaman zarfı içerisinde Hafız Osman'ın bir ekol ortaya koyabilmesi, daha sonra Şevki Efendi'nin Nesih Yazı'da yenilikler getirmesi, Nesih Yazı'nın yani uzun metinlerin yazısı olan Nesih Yazı'nın gelişme sürecini tamamlamış oldu. Tabii bunlar kitap yazısı olarak değerlendiriliyor. Ama bizim esas konumuzu artık bugün levha haline dönüştürülen, yani sanat haline gelen, duvarları süsleyen, bir takım mekanları süsleyen yazı kompozisyonlarının, hat sanatının da bir gelişim sürecinden bahsediyoruz. Aşağı yukarı 1980 yıllarına kadar, 1975-80 yıllarına kadar klasik üslup, yani levha geleneğinin klasik üslubu devam etmiştir. Ancak bu dönemden sonra bir takım hattatlar elinde klasik levha geleneği gelişmeye başladı ve yazıda bir takım yeni arayışlar oluşmaya başladı. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kere çağın getirdiği yeni arayışlar, farklı bir takım çözümlemelerin ortaya konması isteği, farklı şeyler görmek, insanların farklı bir takım şeyler görmek istemesi, artık her zaman gördükleri levha geleneğinin dışındaki bir takım uygulamalara ihtiyaç göstermesi, bu resim sanatında da, işte fotoğrafta da aynı şekilde, aynı açılımı gerekli kıldı ve artık insanlar gördüklerinin dışında farklı biçimlemeleri arar hale geldiler. Bu tabii bütün dünya sanatını etkiledi ve çeşitli izimler doğdu. İşte fütürizm, kübizm, işte soyut resim vesaire gibi. Hat sanatında da bu arayış geleneği biraz daha geç tezahür etti. Çünkü hattatların sayısı bundan 30 yıl önce ancak parmakla sayılır kadar az idi. Zaten 1928 harf inkılabından sonra
eski Osmanlı döneminden gelen hattatlık geleneği kayboldu. Yeni Latin yazısının kullanılır hale gelmesiyle hat sanatı bir sanat mesabesinde kaldı ama o da zaman içerisinde kaybolmaya yüz tutma derecesine ulaştı. Hattatlar da böylece azalmış oldu veya hat sanatını bırakmak zorunda kaldılar istek talep olmadığı için. Ama tabii bu sanat platformunda devam eden bu çalışmalar tamamen bitmedi. 1970'lerden 60'lardan sonra yavaş yavaş akademide özellikle Mimar Sinan Üniversitesi şimdiki üniversitede 1983'te geleneksel Türk sanatlarının kurulmasıyla birlikte ve Marmara Üniversitesi'nde onu takip eden öteki üniversitelerde zaman içerisinde geleneksel Türk sanatlarının ve bölümlerinin Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde açılmalarıyla birlikte müfredat programına sanat olarak hat sanatı girdiği için öğrenci kapasitesi de böylece yavaş yavaş artmış oldu. Ve dolayısıyla yeni bir canlanmanın temellerini gördük bu eğitim süreci içerisinde. Bu canlanma haliyle hat sanatıyla ilgili kişilerin, hattatların, hattat adaylarının, genç hattat adaylarının çoğalmasına neden oldu. Ve yeni kabiliyetler, yeni bir takım görüşler, yeni çalışmalar hat sanatındaki o klasik biçimin dışına çıkmayı, farklı şeyler yapma arzusunu da beraberinde getirdi. Toplumun da bu şekilde bir zorlamasıyla yeni bir takım açılımlar ortaya çıkmak durumu hasıl oldu. İşte bunun bence ilk örneğini rahmetli hocam Profesör Emin Barın verdi diyebiliriz. Kendisi 87'de vefat etti. 1960'lardan sonra hat sanatıyla ilgili bizzat çalışmaya başlamıştı. Ben kendisini 1971'de tanıdım. 71'den sonra hızla gelişen bir çalışma süreci içerisine girdi. Ve dolayısıyla kendisi klasik anlamda bir hattat olmamakla beraber hem grafik tasarımcı, grafik hocası hem Latin yazısı hocası olması, matbaayı tanıması, işte mimariyle ilgilenmesi, cilt ustası, klasik cilt ustası olması hasabıyla, yeni yazı üzerinde de çalışmaları olan bir sanatçı olması hasabıyla farklı şeyler yapma toplumun bu isteğine bir cevap teşkil etmesi açısından onun çalışmalarını görüyoruz. Ondan sonra onun öğrencileri tarafından ben de bu konuda onun öğrencisi olarak bu sürecin bir devam ettiricisi olarak klasik yazıyla birlikte yeni yorumlamalara da açık bir takım çalışmalar yapmam sebebiyle ve daha sonra mesleği mimarlık olan ne bileyim güzel sanatlardan yetişmiş ressam olabilir, çeşitli fotoğrafçı olabilir. Bu sanatlarla ilgili kişilerin de hat sanatıyla ilgilenmesi sonucu ki bunlardan bir tanesi de Ali Toy'dur. Hat sanatı klasik geleneğin ve kompozisyon geleneğinin dışına çıkmaya başladı. Ancak burada çok önemli bir hususu belirtmek istiyorum. Aslında levha geleneğinin ve kreatif yazının yani çizgi dışı, modern diyebileceğimiz, özgün diyebileceğimiz çalışmaların ilk nüvesi ve ilk çalışmayı bundan yüzyıllarca önce Ahmet Karahisari'de görüyoruz. Ahmet Karahisari 16. yüzyılda Kanuni dönemi hattatı olarak, Şeyh Hamdullah'ın da çağdaşı olarak kitap yazısının dışında kreatif ve levha veyahut da kompozisyon geleneği üzerinde daha çok durmuş. Kendisi nesih yazı üzerinde kitap yazmaktan çok yazıda kompozisyonlar yapmak isteyen bir sanatçı. Ve dolayısıyla o meşhur malum besmelesini burada biraz sonra göreceğiz. İlk örneğini o şekilde vermiş ve modern dediğimiz, gerek modern diyelim, gerek özgün diyelim, çizgi dışı diyelim, işte kişisel diyelim, ne dersek diyelim, bunun belirli bir ismi de yok. Klasiğin dışındaki, mevcut geleneğin dışında bir çalışma yapmaya, özgün çalışma diyebiliriz kısaca, ilk örneğini Ahmet Karahisari'de görüyoruz. Ve ondan yüzyıllarca sonra Emin Barın'ın da ilk sergisini açmasıyla birlikte bu konuda çalışmalar hızlandı. Son yıllarda, son hele 8-10 yıldan beri
Takip edebildiğimiz kadarıyla birçok sanatçının, birçok hattat arkadaşlarımızın bu yolda bir takım çalışmalar yaptığını görüyoruz. Şimdi burada bir önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Her sanat dalında olduğu gibi yeni açılımlar yeni tehlikeleri de getirir beraberinde. Yani alışılmış bir şeyin devam edilmesi ve ondan yeni bir takım şeyler, sanat dallarının çıkması çok doğal ve öyle de olmak zorunda. Ama bu yeni açılım, bu sosyolojide de böyle, psikolojide de böyle, bütün sosyal bilimlerde de böyle. Yenilik her zaman bir tehlikeyi beraberinde getirir. Yozlaşma ve dejenerasyon. İşte bu yozlaşma ve dejenerasyon sınırını belirleyerek yeni bir açılımın temellerini atabilmek çok tehlikeli bir yol. Bu yolun sınırlarını çok iyi çizmek gerekiyor. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla temel sanat eğitimi görmeyen ve hat sanatını usta çırak geleneğiyle sadece hocasından öğrenerek yeni açılımlar yapmaya çalışan veya buna özenen bir takım genç arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar böyle bir tehlikeye daha çok maruz. Onun için klasik geleneğin temellerini bilmeden, tıpkı klasik resim ve desen konusunda kendisini yetiştirmemiş bir ressamın modern resim yapıyorum diye resmi dejenere etmesi veya tutarsız bir takım çalışmalar ortaya koyması gibi temel klasik yazı eğitimi görmeden ve belirli bir seviyede bunu oturtmadan yapılan çalışmaların, hele hele temel sanat eğitimi gibi önemli bir sanat eğitimi görmemiş gençlerin bu yola başvurması son derece tehlikeli görünmektedir. Belirli bir dönem özellikle klasik yazı geleneğini hazmedip ondan sonra böyle bir çalışmaya, böyle bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Bu bir tehlike. İkinci bir tehlike veya tehlike demeyelim, ikinci bir yanlış anlayış. Klasik hattatlarımızın o zamanki malzemelerle, sınırlı malzemelerle ortaya koydukları çalışmaların dışında farklı malzemelerle veya farklı biçimlerde yapılan çalışmalara da özgün ve modern isimler altında isimlendirildiklerini görüyoruz ki bu yanlış. Şimdi bir çalışma farklı kompozisyon denemeleriyle yapılabilir. Bu modern demek değildir. Farklı renk uygulamalarıyla bir yazı yapılabilir. Bu da modern demek değildir. Yani eskiler siyah mürekkep kullanmış, ahırlı kağıt kullanmış. Bugün bir hattat mavi mürekkep, lacivert, kahverengi veya başka bir renk kullanıp ahırlı kağıtın bej yerine başka bir renk üzerine yazı yazdığı zaman buna modern çalışma dendiğini görürüz. Bu yanlış çünkü o renkli bir çalışma oluyor. Yani rengi değiştirerek yapılmış bir çalışma oluyor. Üçüncü bir şey farklı levha form denemeleri. Yani levha formunu genişletmek, hilyeyi farklı tarzda yazmak. İşte hilye-i şerif biliyorsunuz peygamberin özelliğini anlatan bir levha. En başta kelime-i besmele, onun altında bir yuvarlak bölüm olan malum levhayı farklı formlarda yazmak modern bir yazı demek değil. Çünkü orada form denemeleri olmuş oluyor. Veya farklı malzemeler kullanılarak farklı görüntüde bir takım çalışmalar elde etmek modern çalışma demek değil. Bunlar farklılıklar olmuş oluyor. Modern olabilmesi için bir eserin klasik yazı geleneğinin tamamen dışında bir uygulama olması lazım. Yani ya tamamen soyut ve metinlerin, yani anlamlı metinlerin dışında anlamlı metni olmayan bir çalışmayı farklı harf formlarıyla denemek veyahut da klasik harf formlarını kullanıp farklı bir düzenleme yapmak gerekiyor. Şimdi biraz sonra onun madde madde açıklamasına geçeceğim. Bu şekilde modernle modern olmayanı veyahut da çizgi dışıyla özgünle özgün olmayanı kesinlikle ayrılması lazım.
Genellikle özgün çalışmaları iki grupta topluyoruz. Anlamlı metinlerle yapılan özgün çalışmalar, bir de anlamlı bir metne sahip olmadan yapılan özgün çalışmalar. Şimdi kısaca onları madde halinde buraya kaydettim. Onları okuyarak üzerinde duralım. Anlamlı metinlerle yapılan özgün çalışmalar. 1. Bu eserlerin metninin okunması ve anlaşılması gereklidir. Ancak hem okunma hem de anlaşılma klasik düz metinlerdeki rahatlıkla olmayabilir. Metnin anlamına uygun uygulamalar yer yer abartılarak espri ağırlıklı bir eser ortaya konabilir. İkinci bir çeşit, bu eserlerin kompozisyon biçimi tamamen özgün olabilir. Kadrajlama, zemin yazı ilişkileri, metinler arasındaki kalem kalınlığı farkı tamamen klasik anlayış dışında tasarlanabilir. Bunlar da özgün çalışma sayılıyor. Üçüncü bir fark, eserlerin oluşturulmasında uygulanan renk anlayışı özgürce düşünülebilir. Birden fazla renk istenen biçimde kullanılabilir. Yazı ve zemin renkleri ayrı ayrı tasarlanıp uygulanabilir. 4. Eserleri oluşturan malzeme özgürce kullanılabilir. Klasik kağıt ve mürekkep yerini çok farklı malzemelere bırakabilir. Bu malzemede çeşitlilik ve renk bağımsızca kullanılabilir. Dahası 3 boyutlu malzeme ile de tasarımlar gerçekleşebilir. 5. Son olarak da eserin sunumunda özgünlük söz konusu olabilir. Geleneksel çerçeve cam ilişkisi çok farklı bir biçimde uygulanabileceği gibi tamamen farklı sunum varyasyonlarıyla da eser ortaya konabilir. Anlamlı bir metnin özgün olabilmesi için bu özelliklerde olabiliyor çeşitlemeleri. Bir de bir metne sahip olmayan özgün eserlerden bahsedebiliyoruz. Onları da şöylece sıralayabiliriz. 1. Hattat olmayan diğer sanatçılar tarafından yalnızca hat ile ilgili figürler ve yazı kullanılarak yapılan eserler konunun dışındadır. Bu gibi eserler hat sanatı veya özgün hat sanatı sınıfına giremezler. Bunlar ancak sanatçısının dahil olduğu sanat dalının eserleridir. Bu eserlerin sanat değerlerini ise tartışmak bu konuşmamızın konusu değil. Yani bazı heykeltıraşlar, bazı ressamlar, bazı dekoratif sanatlarla uğraşan kişilerin hat formunu, hat harflerini, hat eserlerinden bir takım parçaları alıp kullanmaları onların yaptıkları eserin hat eseri olmasını gerekli kılmıyor. Onlar sadece bu malzemeyi kendi eserlerinde, resimlerinde, heykellerinde veya özgün çalışmalarında kullanabilirler. Özgün baskı yapan sanatçılar. Bu eserler hat değil, hat eseri değil. Onun için bunların kaliteli mi, kalitesiz mi, değerli mi, değersiz mi olduğunu tartışmak bizim konumuzun dışında. Üstelik bizim yetki alanımızın da dışında sayılıyor. Bu eserlerde anlamlı bir metin veya anlam bütünlüğü olan bir metin yoktur. Bu belirli bir metni olmayan eserlerde. Mesaj vermekten çok dekoratif olma özelliğine sahiptirler. Yani tek başına bir harf alınıp bu harfin anatomik yapısından yararlanarak dekoratif amaçlı bir takım çalışmalar yapılabilir. Bu özgün çalışmadır. 4. Farklılık. Bu tür uygulamalarda iki ana yaklaşım söz konusudur. Birincisi, kullanılan harfler anatomileri bakımından klasik kurallara uygun olarak eserlerde yer alırlar. İkincisi ise harflerde de özgünlük söz konusudur ki burada büyük bir tehlike mevcuttur. Anatomik kurallarının dışında yapılan harflerin yozlaşması tehlikesi vardır. Hat sanatçısının kuvvetli bir klasik meşk eğitiminden geçmiş olması gerekir. Tıpkı logo tasarlayan bir grafik tasarımcı gibi geleneksel kuralları özümsemiş olması zorunludur. Bir başka uygulamada ise aynı eser üzerinde hem klasik harflerin hem de özgün tasarlanmış harflerin birlikte yer aldığı eserlerdir. Burada da yine yukarıda zikredilen eserler göz önüne alınmalıdır. Yani klasik hat geleneğinin veya hat formatının dışında bir özgün, kreatif hat tasarlamak son derece zor. Çünkü yüzyıllardan beri gelen bir gelenekselleşmiş akış içerisinde harfler artık oturmuş, yerlerini bulmuş ve dolayısıyla bu harflerin dışında yeni harf formları tasarlamak oldukça zor. Tasarlansa bile bunların uzun metinler için değil, ancak belirli tek başına münferit levha yazılarında ve tek başlarına bağımsız eserlerde ancak kullanılabilmesi söz konusu. Biraz sonra görsellere geçtiğimiz zaman bunları da göreceğiz.
Bir eser üzerinde hem anlamlı bir metin hem de anlam teşkil etmeyen harfler kullanılabilir. Bu uygulamada bazen anlamlı metin içerisindeki bir veya birkaç harf alınıp uygulandığı gibi tamamen metin harici ama eser bütünlüğü sağlayan farklı harfler de kullanılabilir. Bir başka form, anlamlı ve anlamı olmayan metin ile farklı sanat çeşitlerinin de bir arada uygulandığı eserlerde bulunabilir. Bunlar hat resim, hat heykel, hat kaligrafi, hat fotoğraf ve benzeri şekilde uygulanmışlardır. Bu eserlerin sahibi olan sanatçı eğer gerçek anlamda bir hattat ise ortaya koyduğu eserin de özgün bir hat eseri olduğu kabul edilmelidir. Ancak eserin büyük kısmının hat dışında bir uygulamayla gerçekleşmiş olması durumunda bu eseri hat olarak değerlendirmek doğru değildir. Eskiden beri uygulanan anlamsız metinlerden oluşan levhalar, işte karalama dediğimiz levhalar, bunlar da ortadadır. Bu tür karalamalar klasik hat geleneğinin bir formudur. Dolayısıyla günümüz sanatçılarının karalama formunda ancak klasik karalamalardan farklı anlayışta yaptıkları her tür çalışma da netice itibarıyla karalamadır ve klasik hat sayılmalıdır. Aslında bunlar, bu karalamalar hattı değerlendiren yabancı uzmanların gözünde bile modern resim olarak isimlendiriliyor. Yani bir karalamaya baktığı zaman bir sanat tarihçi son derece soyut bir resmin imgelerini görüyorum diyor. Ama bu bizim gözümüzde klasik bir çalışmadır. Çünkü o formlaşmıştır artık. Karalama tıpkı Tuğra'da olduğu gibi bunlar klasik harf formları yerine geçmektedir. İşte bu saydığımız maddelerin dışında yapılan anlamlı ve anlamı olmayan metinlerin uygulanış şekillerini özgün olarak değerlendirebiliriz. Sonuç olarak diyebiliriz ki değişimin her geçen gün ivmesini artırdığı dünyamızda yeni sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılanmalara paralel olarak has sanatımızda yeni yorumlar ve açılımlar, özgün eserlerin ortaya çıkması tabiidir. Klasik anlayışın hiçbir zaman kaybolmayacağı ve devam etmesinin de tabii ve zorunlu olduğu gerçeği yeni açılımlara ancak ışık tutacaktır. Her sanat dalında olduğu gibi, olduğu üzere has sanatında da yozlaşmayı da beraberinde getirebilecek bu yeni oluşuma oldukça dikkatli yaklaşmak, sanat ciddiyeti açısından son derece önemli ve gereklidir. Sanat tarihçilerinin, hat uzmanlarının ve sanatseverlerin ortak süzgecinden geçerek oluşacak bu hassas denge, ileride bu klasik sanatımızın daha da büyüyerek gelişmesine ve gelecekte yepyeni benzer sanat dallarının doğmasına da vesile olacak bir tarihi süreci başlatacaktır. Yani bugün artık hat sanatı üzerinde çalışma yapan genç hattatların, genç sanatçıların bir doğum sıkıntısı, sancısı içerisinde olduğunu görüyoruz. Yeni bir şeyler isteniyor, toplum yeni bir takım çalışmalar bekliyor sanatçıdan. Sanatçı onlara yeni bir takım çalışmalar yapmak zorunda. Artık klasikleşmiş işte bir hat sergisine gittiğiniz zaman göreceğiniz şey nedir? Bir takım kompozisyon, etrafında tesip veya halkar. Kompozisyon, tesip, halkar. Kompozisyon, halkar. Kompozisyon, tesip. Halkar, tesip bir arada. Biraz değişmiş, biraz farklılaşmış. Biraz boyutları farklılaşmış. Renklenmiş. Yazılar siyah mürekkep yerine eskiden olduğu gibi işte kahverengi, mor, mavi, kırmızı, sarı vesaire renklerle yazılmış. Ama tesipler yine aynı şekilde. Tesiplerde de bir takım değişiklikler olabilir. Ama sonuç itibariyle bir hat, bir süsleme unsuru tesiple karşı karşıyayız. Kompozisyonları farklı, anlayışları farklı, belki boyutları farklı, belki düzenlemeleri farklı ama bunlar modern değil. Bunlar klasik geleneğin varyasyonları olarak bunları değerlendirmek zorundayız. Modern değil. Modern olabilmesi için işte kıstaslarımızı ortaya koyduk. O kıstasların da doğru mu eğri mi, iyi mi kötü mü olduğunun ayrımı son derece ince bir çizgi üzerinde gerçekleşiyor. Yani son derece tehlikeli. Çünkü birdenbire yoz bir sanata ulaşabiliriz. Bunun tehlikesinin de beraberinde geldiğini görmek durumundayız. Onun için temel bir sanat eğitimi kültürü almak, eğer okullardan yetişmiş sanatçılar varsa zaten bu temel kültürü almış oluyorlar.
Eğer usta çırak geleneğiyle, klasik yöntemle yetişmiş sanatçılar, hattatlar varsa, bunların da dünya sanat tarihini ve dünya sanatçılarının değişik sanat dallarında yaptıkları eserleri izleyerek kendilerini yetiştirmeleri ve o yozlaşmadan kurtulmaları gerekiyor. Bu bir süreçtir, bir tecrübedir. Tecrübede mutlaka uzunca bir süreci, yani yılları kastediyorum. Yılların geçmesi ve yıllar içerisinde kişinin, sanatçının kendini bulması gerekiyor. Ama has sanatının resim sanatı gibi olmakla beraber ondan daha katı bir kuralı var. Belki resim sanatından daha çok klasik geleneği hazmetmiş önce sanatçılar tarafından yeni yorumlamalar yapılmaya ihtiyacı var. Yani bir sanatçı önce klasik geleneği mutlaka hazmetmek zorunda. Hiç klasik yazı yazmamış, klasik bir eğitim almamış bir hattatın oturup ben özgün çalışma yapacağım, ben klasik geleneği bir tarafa bırakıyorum, yeni bir takım açılımlara girmek istiyorum, bu benim düşüncem, tarzım, bu benim hevesim, coşkum deyip oturup kalemi eline alıp veya fırçayı eline alıp yepyeni bir takım şeyler yapması son derece tehlikeli görüyorum. Onun için şimdi iyi veya kötü bir takım örnekler göreceğiz. Bunların üzerinde birkaç cümleyle ben kendi fikrimi, yorumumu söyleyeceğim. Ve sizi daha fazla tutmamış olacağız. Gördüğünüz gibi değişik bir renkle ve kalem akışıyla yazılmış, hatta yazı formu itibariyle çok farklı bir form. İlk bakışta modern gibi ama değil, tamamen klasik anlayışta bir çalışma. Sadece renk ve biçim farklılığı var. Keza bu da aynı şekilde renkli, kırmızı veya bordo mürekkeple yazılmış. Kompozisyon anlayışı da klasik geleneğin dışında. Klasik gelenekte ne vardır? Kare, yuvarlak, beyzi vesaire veyahut da simetri dediğimiz, müsenna yazı dediğimiz bir gelenek vardır. Sağ ve sol birbiriyle simetriktir. Biz ona müsenna diyoruz. Veyahut da tek başına bir kompozisyon, homojen bir dağılım ama belirli formlar içerisinde çözümlenmesi gerekiyor. Ya ovaldir, ya dikdörtgendir, ya karedir, ya dairedir, ya beyzidir, ya armudidir vesaire. Yani geometrik bir biçim. Bu geometrik bir biçimin dışında oval değil, dikdörtgen değil, kare değil vesaire. Yani modern bir kompozisyon anlayışı diyebiliriz ama klasik harf formlarına sadık kalınarak yazılmış renkli bir çalışma, klasik bir çalışmadır. Hiçbir zaman modern sayılamaz. İşte bu modern bir anlayış. Çünkü belirli bir metin var veya o metin tek bir nokta içerisinde toplansa da nokta esprisinde sadece nokta, harf sanatında kullanılan noktanın alınarak onun çoğaltılmasıyla oluşturulmuş dekoratif amaçlı, içerisinde yazı unsurunun da birlikte olduğu, biraz önce maddelerini saydığımız özgün çalışmalar içerisine sokabiliyoruz böyle bir çalışmayı. İşte yine burada hem ülkemizden hem de dış ülkelerden, İslam ülkelerinden, diğer ülkelerden hattatların yaptığı çalışmalar var. Yine modern bir çalışma, pentür havasında belirli bir metni olabilir veya olmayabilir ama bunların klasik harf formlarından çok birbirleriyle kaynaşmaları, yani düzenlenmesi tamamen çok farklı ve uygulanış tarzı çok farklı. Onun için bu özgün bir eser sayılabilir. Klasik harf formlarıyla yapılmış celi divani bir yazı ama modern bir düzenleme. Düzenlemenin modern olması, o eserin tamamen modern olmasına yeterli değil. Çünkü harf formları ve düzenleme tamamen klasik. Şimdi bakın, bu modern bir uygulama fakat klasik harf formlarını kullanarak yapılan modern bir çalışma. Bunu modern bir çalışma olarak görebiliyoruz ama tek başına bir laleyi aldığımız zaman ve onu incelersek bu klasik bir çalışma ama bu düzenleme modern bir düzenleme. Çünkü klasik anlayışın dışında farklı bir çalışma olmuş oluyor. Bu tür çalışmaları da saymıştık daha önce. İşte eğer modern dersek Kufi yazı başlı başına modern bir çalışmadır, biliyorsunuz. Çünkü
kalemle yazılan bir yazı değil, tamamen resmedilerek, çizilerek, cetvelle yapılmış bir çalışma. Ama küfi yazı formu diye bir yazı formumuz var. Makili de denebiliyor buna. Bu da klasik bir çalışma ama yapısı itibarıyla modern bir şey var, anlayışı, görünüşü var. Yani batılı sanat tarihçileri küfi yazıyı modern yazı olarak adlandırmışlardır ve modern sanat içerisine koymuş olabilirler. Onların kategorilerine göre doğru ama bizim kategorimize göre küfi yazı klasik bir yazıdır. Görsel anlayışı ve efekti tamamen yani moderndir ama klasik bir anlayıştır. İşte modern eskilerden yapılan eski bir takım biz bunlara tekke yazısı, Anadolu hattatlarının yazısı, Anadolu yazısı olarak da değerlendiriyoruz. Çeşitli hayvan, insan figürleriyle çeşitli formlarda işte kapkacak sürahidir, şudur budur farklı biçimlerde yazılmış yazıları görürsünüz. Özellikle tekke yazısı olarak da geçer. Bunlar cam altı tekniğiyle vesaire ile yapılan kuş biçiminde, aslan biçiminde, işte insan biçiminde, kapkacak biçiminde. Bunları modern yazı olarak eğer eskiden beri değerlendiriyorsak evet yani modern yazıdır ama benim şahsi görüşüm eskilerden de yapılmış bu tür çok örnek olduğu için bunları klasik yazı anlayışının dışında bir kategoride Anadolu yazısı, halk yazısı, primitif yazı veyahut da tekke yazısı gibi isimler altında isimlendirmek bence daha doğru. Ama modern yazıdan anlayışımız biraz daha farklı. İşte yine küfi yazıdan yararlanılarak yapılmış farklı anatomik yapıda yapılmış bir lafz-ı celal tamamen modern bir yazı sayılmalıdır. Yine aynı Ali Toy'a ait küfi yazının klasik küfi ama uygulanış tarzı modern olması hasebiyle yine modern bir çalışma. Tamamen bir metinli olmayan, anlamı olmayan vav harflerinin ele alındığı yine modern bir çalışma. Küfi yazı burada uygulanış itibariyle farklı bir biçimde sunulmuş. Bu çalışmada modern sayılabilir çünkü kendisi modern bir kategoriye yani yazı kategorisine sokulmakla birlikte sunum ve uygulanış modern olduğu için klasik anlayışın dışında bir anlayış olduğu için tamamen modern bir uygulama sayılmalıdır. Klasik yazı sayılan ama modernle karıştırılan tipik bir örnek. Tamamen klasik harf formlarıyla celî divani yazılmış ama formu itibariyle çok farklı bir uygulama olduğu için modern yazıdır diye lanse edilebilecek olan bir yazı. Aslında tamamen klasik bir yazı. Tamamen form anlayışı farklı. İşte bu da yine aynı şekilde klasik bir hiç ama uygulanış tarzı itibariyle modern. Keza bu da aynı şekilde harf formu anatomisi itibariyle modern ama uygulanış tarzı klasik ama uygulanış tarzı modern olduğu için bunu da modern bir çalışma olarak isimlendirebiliriz. Böyle bir panonun bir iş yerinin, bir evin, herhangi bir yerin bütün duvarını kapladığını ve özel ışıklandırıldığını düşünün. Oldukça modern bir uygulama. Üstelik de herhangi bir anlamlı bir metni yok. Anlamlı metni olmayan çalışmaları daha çok moderne izafe etmemizin, göndermemizin sebebi de bu. Yani klasik anlayışta mutlaka anlamlı bir metnin ele alınıp mesajının iletilmesi söz konusu. Modern yazıda böyle bir şey söz konusu değil. Modernmiş gibi gözüken ama aslında klasik çizgide olan farklı bir düzenleme. Düzenlemeyi farklı kabul edebiliriz. Çünkü eskilerde de böyle farklı düzenlemeler var. Keza aynı şekilde klasik bir yazı ama modern bir düzenleme. Tamam anlamıyla modern bir yazı değil ama. İşte modern yazıya bir örnek sayıyoruz. Çünkü harf biçimleriyle bir resim yapılmış.
eskilerde pek olmayan farklı bir teknikle de üstelik de yapılmış. Yine tipografik bir anlayışla yapılmış modern bir vav gemisi. Kufi'yi kullanarak sunum olarak farklı bir düzenlemeyle gerçekleştirilmiş. Yine modern anlayışta bir çalışmadır. Burada yine bakınız, Celî Divani'den etkilenerek yeni bir harf formu yaratılmaya, özgün bir harf formu yaratılmaya çalışılmış ve belirli bir başarıya da ulaşmış bir çalışma. İşte bu tamamen modern bir çalışma. Çünkü harf formları itibariyle yeni, uygulanışı yeni, renk anlayışı yeni, sunumu yeni, tamamıyla yeni bir anlayış. Bu çalışmaların iyi veya kötü olduğundan veya geçerli geçersiz olduğundan bahsetmiyorum. Çünkü onun kararını tabii bizler veremeyiz. Bunun kararını toplum, sanatseverler, hat severler, hat camiası belirli bir süreç içerisinde değerlendirecektir. Çünkü biliyoruz ki sanat tarihinde birkaç yüzyıl önce veya geçmiş yüzyılda çöpe atılan bir eserin bugün milyonlarca değerde olduğuna şahit oluyoruz. Yine Kufi yazı esprisinden kaynaklanarak hem düzenleme hem de sunum itibariyle farklı bir çalışma modern olarak değerlendirilebilir. Bu yazıdan çıkmıştır bu yazı. Yani Kuzey Afrika yazısı. Kufi yazının modern bir sunumu. Tamamen modern demek doğru değil çünkü Kufi klasikleşmiş bir yazı. Sunum modern. Bu tür kendisi klasik sunumu modern olan yazı çalışmalarını hangi kategoriye koyabileceğimizi ben şu anda henüz tam olarak tespit edemedim. Ama ağırlıklı olarak klasik yazı sınıfına sokmayı tercih ediyorum. Yine hem sunum itibariyle hem anatomik yapı itibariyle hem de kompozisyon ve renk itibariyle tamamen modern bir çalışma. Şimdi bakın bu çok enteresan. Buna baktığınız zaman ilk bakışta modern yazı diyeceksiniz. Gerçekten de modern bir havası var ama çok eski, belki 600-700 yıllık geçmişi olan, belki daha da eski bir Ali kompozisyonu, üçlü Ali. Hem pozitifte Ali, yani siyah lekelerin Ali olduğunu görüyorsunuz, hem de aradaki beyaz lekelerin Ali olduğunu görüyorsunuz. Bakın, ayın harfi, lam, ye. Ayın, lam, ye. Bakın şu beyaz da ayın, lam, ye. Aynı form. Beyaz ve siyah olarak aynı şekilde optik bir esprisi de var. Aslında modern bir anlayış ama eskilerde böyle çalışmalar var. Bu bakımdan bunu modern tarzda gerçekleştirilmiş klasik bir yazı olarak değerlendirmeliyiz bence. Şimdi yine bu da bakın modern bir uygulama. Çünkü klasik bir yazı olmakla beraber zeminden ayıramayacağımız için bu yazıyı zemindeki farklı bir yazı çeşidi, sülüs yazısıyla karalamalar üzerine böyle bir farklı renkte uygulanmış olması hem sunum hem de kompozisyon itibariyle farklı bir çalışma olduğu için bunu modern sınıfa rahatlıkla koyabiliriz. İşte Ahmet Karahisari'nin 500 yıl önceden ortaya koyduğu bir modern yazı çalışması. Ben Ahmet Karahisari'yi ilk Türk grafik tasarımcısı olarak kabul ediyorum ki benim görüşümde olan birçok sanat tarihçi ve arkadaşımız var. Çünkü Karahisari dediğim gibi araştırılması gereken, üzerinde doktora tezi yapılması gereken ve çok durulması gereken bir sanatçımız. Çünkü kitap yazısından çok görselliğe önem vermiş ve kompozisyona önem vermiş bir sanatçı. Bugün bile grafik değerine ulaşılamayan özgün
tamamen özgün, kelimenin tam anlamıyla modern bir besmelesi. Zaten siz de biliyorsunuz, gördüğünüz zaman hemen hatırlarsınız. Karalamalar, görünüş itibariyle tamamen modern ama aslında klasik form sayılmıştır artık. Bizde çünkü bütün hattatlar karalamalarını yapmışlardır. Karalamayı biliyorsunuz, hattatlar esas yazılarına geçmeden önce oturdukları zaman çalışmaya önce bir süre karalama yaparlarmış. Çünkü ellerinin ısınması gerekiyor. Tıpkı bir sporcunun antrenmana çıkmadan önce bir süre çalışması, ısınması gibi. Vücudun belirli bir sıcaklığa gelmesi gerekiyor. Onun için hattatların da elinin, bileğinin belirli bir sıcaklığa, kıvama ulaşması lazım. Esas yazacağı levha orada duruyor ama önce bir başka kağıt alarak karalama yapıyor. Burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra esas yazısını alıp yazıyor ki eli ısındıktan sonra yazıyor. İyi veya kötü ama Çin'i üzerinde yapılmış modern bir uygulama olarak bunu görebiliriz. Çünkü hem düzenleme hem harflerin iç içe geçmesi, iç içe geçtikten sonraki kesişme yerlerindeki beyazlıklar ve aradaki klasik yazıların dağıtılması, serpiştirilmesi, yani sunum tamamen modern bir sunum. Ve yine Karahisari'ye bakarak Halim Hoca'nın yazdığı, Halim Özyıcı'nın yazdığı bir kelime-i tevhid, Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, kelime-i tevhid, düzenlemeden çok harflerin yapısı klasik ama klasik harfleri bu şekilde farklı elifler ve lamları birbirine ulayarak yapmış olması bunun tamamen modern bir yazı olduğunun ispatı oluyor. Çünkü klasik formda tamamen farklı lam ve elif harflerini bu şekilde birbirine bitişik olarak yazamazsınız. Bunlar tamamen farklı bir çalışma. Yine günümüz işte Arap ülkelerinden bir sanatçıya ait olan farklı kalem hareketiyle, işte Kuzey Afrika kalemle yazılan, kofi yazılan esinlenilerek yazılmış bir modern siyah beyaz çalışma. Bunu görmüştük zaten. Uygulama modern ama klasik formlar ve ölçüler dahilinde yazılmış bir çalışma. Yine bunu modern sınıfına koymak gerekiyor. Uygulama, yani form itibariyle farklı olsa da klasik bir yazı. Yine klasik çerçeve içerisinde yazılmış ama düzenleme itibariyle farklı bir düzenleme olduğu için bunu modern sınıfa sokmak gerekir. İşte yine tamamen modern ve özgün bir çalışma. Vav harfinin sadece kafasını alarak, vav başından hareketle 3 tane vav başını iç içe geçirerek bir amblemleştirme söz konusu. Amblem olmuş artık bu. Biraz da Bulmark markasına da benziyor ama tamamen özgün bir çalışma. Klasik değerler içerisinde yapılmış özgün bir çalışmaya çok güzel bir örnek bu. Süslü kufi dediğimiz yine kufi yazı ama bütün modern görüntüsüne rağmen klasikleşmiş bir yazı malumunuz. İşte tam anlamıyla modern bir düzenleme ama klasik bir levha veya klasik bir çalışma diyelim, ferman. Yani eski bizim sanatçılarımızın yaptığı düzenlemeler ve yazılar, sayfa düzeninde de modern çalışmalar olabilir. Onlar devrinin ve bu devrinde modern uygulaması, düzenleme olarak ama yapılmış olduğu için, eski oldukları için onları artık klasik sınıfta değerlendiriyoruz. Yani modernizmi bir parça da zamana göre değerlendirmekte fayda var. Eski yapılanları modern çalışma diye lanse etmek tabii yanlış olur.
yine modern bir uygulama. Hem harf anatomileri itibariyle hem düzenleme itibariyle tamamen modern bir çalışma. Besmele iyi yazmış ama kendi harf biçimiyle özgün bir tasarım yapmış. Yani harf formlarını da kendisine göre yorumlamış. O yeterli olur zaten tamamen bu eserin yani modern olabilmesi için. Yine aynı sanatçıya ait yine bir besmele, aynı yazı karakteriyle yazdığı bir besmele. Kompozisyon anlayışı klasik olsa da harf formları özgün olduğu için otomatikman özgün ve modern çalışma içerisinde değerlendiriliyor. Kufi yazı klasik olmasına rağmen çalışma kompozisyon özgün olduğu için yine özgün ve modern bir çalışma sayılmalıdır. Bu klasik bir çalışma sınıfına giriyor malumunuz. Kufi yazı uygulaması modern olduğu için bunu da modern sınıfa sokmak gerekiyor. Tamamen içerisindeki bu bölgedeki çalışma renk itibariyle işte Lafzayı Celal'ın lacivert olması vesaire falan filan eskilerde de bu tür örnekler var. Modernmiş gibi olsa da bu çalışma tamamen klasik bir çalışma. Yine klasik harf formlarıyla modern bir çalışma. Hem renk hem de sunum kompozisyon itibariyle farklı olduğu için. Evet. Evet, söylediğimiz gibi özgün ve klasik eserlerin ayrımında çok ince bir çizgi var ve yeni çalışan hattat arkadaşlarımızın, gençlerimizin özgünlüğe heves ederken, değişik modern şeyler yapmaya heves ederken çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü birdenbire yozlaşabilir, dejenere olabilir ve yapılan şeyler hiçbir şeye benzemeyebilir. Bu işten anlayan gerek bizde gerek Avrupa'da gerek diğer ülkelerdeki sanatçıların tepkisine neden olabilirler. Onun için çok köklü bir sanat eğitimi, çok köklü bir klasik sanat eğitimi almadan bu tür şeylere dikkatli yaklaşmaları gerekir. Yapmasınlar demiyoruz, yapılması gerekir ama mutlaka çok düşünerek, taşınarak yapılması lazım. Her zaman için şu fikri destekliyorum. Bir sanatın özgünlüğünü ve modernliğini yapmak, klasiğini yapmaktan çok daha zordur. Çünkü klasiğin belirli kuralları vardır, onlar belirgindir, biliniyordur. O kuralları uygulayabildiğiniz ölçüde, yeteneğiniz doğrultusunda onları uyguladığınız zaman klasik yapmış olursunuz ve tartışmaya kapalı, rizikosuz bir sanat eseri ortaya koyarsınız. Ama özgün eserlerin dejenerasyon sınırı çok tehlikeli bir noktada olduğu için modern ve özgün sanat çalışmaları klasik çalışmalara göre çok daha zor, çok daha tehlikelidir. Özgünün iyisini yapmak çok zordur çünkü. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları cevaplayabiliriz. Hocam, bu gösterdiğimiz şeyler, yazılar çoğu Türkiye'den mi yoksa dünyanın her yeri? Karışık. Türkiye'den de var, diğer ülkelerden de var. Ben yani ben de hem klasik hem yani modern çalışan bir insanım. Kendi çalışmalarımı hiç koymadım. Tamamen benim dışımdaki arkadaşlarımın çalışmalarından bir görsel hazırlamak istedim. Onun için hem bizdeki sanatçıların çalışmaları var burada hem de tüm İslam ülkelerinin değişik ülkelerden işte Dubai'den var, Mısır'dan vardı, Fas'tan vardı, Cezayir'den vardı. Değişik ülkelerde sanatçıların çalışmaları var. Ben bir şey diyeceğim hocam şimdi. Buyurun. At sanatçıları hocamlar çok ömrü daha uzun olurmuş herhalde. Evet. O... onlar şey yapar, evet. Şey yapıyorlar. Onun tabii bununla ilgisi yani yok ama. Yani nefesler sayılı ya. Evet. Nefeslerini tutuyorlarmış herhalde. Evet. Yani daha fazla. Öyle bir espri yapılır. Evet. Malum yazı yazarken veya çizgi çizerken hassas çalışma yaptığınız için nefesinizi tutmak zorundasınız. Yani aksi takdirde eliniz titrer. Nefesinizi tuttuğunuz için haliyle
nefesinizi sayılı ve az kullanmış oluyorsunuz. İşte Allah da herkese belirli bir nefes sayısı kadar ömür verdiği için o nefes adedini idareli kullanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla uzun süre yaşıyorsunuz. O anlama geliyor, evet. Peki, teşekkür ediyorum.